Çabuk. Hoş geldin başkanım, hoş geldin. Açabilir misin? Hoş geldin. Arkayı açalım arkadaşlar. Başkanım, hoş geldin. Açılalım. Basın dışına açılalım. Hoş geldiniz. Anahtarım. Biraz geri gidersiniz. Kadıköy Koç Grubu olarak bu farkı içimize kazandığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Burada ya da şu karşıda orman var. Orada biz sizden koşu parkuru istiyoruz. Tartan pist istiyoruz. Maltepe'deki spor testleri gibi buraya da bir tartan pist yaparsanız çok memnun oluruz. Sizi çok seviyoruz. Bu talebinizi indiriyoruz. Sizi çok seviyoruz başkanım. Evet, teşekkür ederim. Fotoğraf çekebilir miyiz başkanım? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz buradaki eksikleri tamamladık. Tüm doğramalar değişti. Tavanlar değişti, zemin kaplamaları vesaire yenilendi. 688 metrekare kadar bir binanın oturum alanı var. Hemen karşısında da bir tane mescit, bir mescit binası yapılıyor. Bu da bay ve bayan mescidin içerisinde yer aldı. Abdesthanenin içerisinde yer aldı. Küçük bir mescit binası. Burayı da Beltur'a verecekler. Beltur burayı kullanacak. Teras alanı, kafe ve restoranın olduğu kısım, arka tarafta mutfak alanları, ıslak hacimlerin olduğu bölge ve depolama alanların olduğu yer. Başka da bu mescidin planı başkanım. Bay mescit, bayan mescit, abdesthaneleri. Buranın herhalde süreci ne zaman, yani siz teslim mi ediyorsunuz? İnşaat olarak bir ay kadar bir süresi var başkanım. Ama başka iki noktada sıkıntı var. Bir tanesi elektrik bağlantısıyla ilgili, bir tanesi de doğalgazla ilgili. Öyle mi? Ne gibi? Pardon. Park sorunu mu var yani? Elektrik bağlantısı. Onları çözeceğiz. Bağlantısıyla ilgili bir trafonun gelmesi lazım park alanına. Olsun, zorlayın, yazı yazın. Yani zamanında maliye vermişse büyükşehire vermiş. Evet, niye, nasıl vermiş bilemeyiz. Şimdi büyükşehir yapmış. Uygun görüşüyle çözüm vermiş. Bulunacak yani, evet, buna. Evet, devam edeceğiz. Gazla da, bunları yazıyla yürüyün. Evet. Yazıyla yürüyün. Yazıyla yürüyün, aldığın cevapları bileyim. Evet. Burada bir de buranın teslimini, yani sosyal tesisler mi Beltur mu emin olamadım. Tamam Sayın. Sanki biraz daha sosyal tesisler daha hızlı olabilir. Daha değerli olur. Hem idaresi de yakın. Parkta var mı bir işimiz? Yok başkanım. Şu parkta bir ilave katkı iş. Yok başkanım. Yok. Bitmiş. Herhangi bir sıkıntı, sorun da yok başkanım. Vatandaşımız da yoğun kullanıyor. Biz de buradayız bakım olarak. Her safhada buradayız başkanım. Peki özellikle girişte vesairede bu kadar yoğun çocukların olduğu yerlerde başka ekiplerimizi de yönlendirip bunlara nasıl faydalı olabiliriz çocuklara? Ne yapabiliriz? Yani size demiyorum bunu. Diğer birimlerimize söylüyorum. İlişki kurun. Burayı eksik bırakmasınlar. Başkan, Gürkan Başkan'la da konuştuk. Spor AŞ, Kültür AŞ belli zamanlarda, belli dönemlerde burada olmalı. Bu alanda da bu etkinlikleri yapacak şeyler mevcut başkanım. Tamam. Yerleşkeler mevcut başkanım. Spor sahaları var, çok güzel. Tamam. Yürüyüş yolları var, meydanlar var başkanım. Evet.
O zaman bunu bu tür şeyleri telefonla da konuşuyorsunuz. Biz kültür başkanı hallederiz Gürkan tamam. Başkan da başkan. Göreceğiz. Çocuklar, hadi abla. Çocuklar. Bırak arkadaşlar önümüzde dolaşıyoruz. Daha açalım. Allah razı olsun. Afiyet şeker olsun. Bereketli olsun. Sağ ol, var ol. Ne güzel. Afiyet olsun. Bu biz şeye gözleme midir ki? Evet, gözleme. Ha şey katlar ama şey. Sivas katlar. Ha Sivas. Ha tamam. Tatlısı değil de. Ya yenir tabii de. Dur, dur. Çok da ellemeden şey yapayım size. Bozayım şeyimizi. Burada bizim Sivas'ta peyniri çok alıyoruz. Nereden getirdin onu? Sivas'ta. Tokat'ı. Tokat, Sivas. Ya dur ya. Tamam. Başkanım şu peynirden de al. Ben yanakmam başkanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başkan çay versin ha. Çay içer misin başkanım? Bunları yollayalım biz oturup yememizi. Tamam canım siz buyurun biz yemeyelim. Valla. Biz kalkalım. Siz oturun da bunları yollayalım diyorum. Biz oturun. Herkese yeter başkanım yesinler. Allah razı olsun. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Tabii tabii dikkat edin. Ev halkına selamlarımızı iletin. İyi bakın kendinize. Sen de iyi bak başkanım. Hadi sağ ol. Şey... Bak yemeğimizi yedik vallahi ne güzel. Aynen. Bunu kaçırdım. Sultan Gazi bizim önem verdiğimiz ilçelerimizden birisi. Burada farklı sorunlar var. Tabii yıllardır birikmiş bir kısım problemler var. Tapu sorunu, bir kısım dönüşüm sorunları. Bunların hepsi bir takip altında ama bir yandan vatandaşımızın da acelesi olduğunun farkındayız. Yerinde tespit ediyoruz. İlçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz kim katılıyorsa onlarla süreci takip ediyorduk. Bugün cuma vaktinin sonrasında özellikle bu parkı gezmek istedim. Bir kısım mülkiyet, idari bazı sorunları var. Arkadaşlarla konuştuk. İnşallah bu ayın sonunda insanlarımıza burada hem sosyal tesis imkanları sunulacak hem sporla ilgili daha düzenli bir hizmet alanı oluşturulacak. Tabii yakın planda başka parklarımızla birleştirilebilir mi? Onların da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Sultan Gazi'li hemşehrilerimize burayı hediye etmek istiyoruz. Başkanım gündemle ilgili de bir sorum olacaktı. Yerel seçimlerde rakibiniz olan Binali Yıldırım COVID-19 testi pozitif çıktı. Kendisiyle görüşme imkanınız oldu mu? Dün haberi alır almaz kendilerini aradım. Hem ben hem eşim hem kendilerine hem hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da inşallah bir an önce hepimiz bu süreçten kurtuluruz diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin. Sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul'a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Allah şifa versin. İnşallah kendisine, ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Tabii korunmak önemli. İnşallah kurallara maksimum düzeyde hep birlikte uyarız. Teşekkürler. Teşekkürler.